Uzun olacak ama ben sana şey getirsin. Sayı bizde. Sayı bizde olur. 1-0 önde var. Bir dakika var. Çözsün diye sorulmuyor mu? Tabii sorulmaz yani. Ben niyetin okunmuş olması gerekmiyor mu? Çok emin değilim ben şu an ne yaptığından. Ali abi açıyormuş ya. Açıyor. Ali sen hoş değilsin oğlum. Değil mi? Sen yiyebilirsin. Sen yiyebilirsin herhalde. Sıtkı Usta'da baklavacılık yapıyoruz Ömesciğim. Valla. Burada biraz hani Emre Mergen hariç herkese çalışmaktan beraber vakit geçirmekten. Yedirmem mi? Evet. Bir tanesi Emre Uzunoğlu ile ilgili. Yapabilir miyim diyor ya. Neden? Başladın abi, bir zahmet yapıyorsun. Net değil. İhtimal dahilinde ama Emre'nin Eylül gibi Belçika'ya gitme durumu var evlilik sebebiyle. Benim zaten Belçika ve Benelux, yani Belçika, Hollanda, Lüksemburg tarafıyla ilgili orada bir operasyon başlatma. Almanya'dan sonra İngiltere ile beraber Benelux çok önemli bir pazar bizim için. Ve oraya nasıl başlasak diye düşünüyordum. Emre dedi ki abi ben Belçika'ya gidiyorum, evleneceğim. Evlendirelim dedik. Emre tabii şey geldi bana, abi işte bir durum var falan filan. Emre'ye şunu söyledim. Emre dedim, şirketimiz bizim için olabilecek en güzel şey oldu. Dedim beni tek üzecek şey seni daha az görecek olmak dedim yani. Bu kadar yani gerçekten. Az görecek olmak içimi çok yaralasa da onu söylememeye çalışıyorum kendini rahat hissetsin diye. Zaten onu söyleyince annen ne tepki verdi diye sordum. Bir anda böyle annesi gibi hissettim kendimi Emre'nin. Bir de şey düşündüm böyle bir 20 küsur yılı böyle ileriye. Çok durdurdu kendini bu arada bir saniye. Beni de ağlatacaksın. Şurada ağlasam yalnız var ya film gibi. Ben Kenan İmrizaloğlu gibi ağlarım. Benim ağlamam arkadaşlar. Evet. Lakin bunun gerçekten ben hani Allah'ın bir işi olduğunu ve istesek ancak bu kadar denk gelebileceğini düşünüyorum. Kısmet. İçimdeki bir his Benelux, Belçika özellikle Avrupa'daki bizim şeyimizdeki en hızlı bizi hızlandıran en büyük ivmeleri yapacağımız olaylardan biri olacağını inanıyorum. O yüzden Emre'ye bir alkış ve hayırlı olsun. Eğer Eylül'e kadar işlerimiz çok iyi giderse belki şirketçe bir Belçika tatiline çıkarız. ona göre hazırlanın. Buradaki sizler yaş olarak genç olabilirsiniz. Buranın şeyisiniz abi. Muhtarı gibi böyle. Demirbaş genel herkes bir GM'ye gibi görsün kendini. Biri mülakata falan geldiğinde gel kardeş bakalım ne sen bize uyuyor musun? Ben özellikle bazen çağırıyorum ki diğer insanlar o kişinin hal ve hareketlerine baksın yani bizim kültüre uyabilir mi? Çünkü bunca 13 yıllık tecrübem bana şeyi gösterdi. 40-50 kişilik bir organizasyonu rezil etmek için bir kişi yeter. Bir damla mürekkep yetiyor ya, bir kişi yetiyor abi. Bir toksik, bir böyle her şeyden nem kapan, insanları dolduran kişi yetiyor biliyor musunuz? 40-50 kişilik organizasyonu rezil etmek için. O yüzden çok doğru insanları ekleyeceğiz. Kesinlikle. Bu tarafta özellikle Türkiye'de satış ekibini büyütme tarafında da Emre gidene kadar Emre ile beraber şey yapacaklar ama Ezgi ile beraber Emre çok iyi bir ekip kuracak satış ekibine. Gerçekten aşırı keyif alıyorum beraber çalışmaktan. Yani bazen hatalarımız oluyor, hepimizin eksikleri oluyor. Bazen daha ben de yani böyle daha kızgın olabiliyorum, bazen kırıcı olabiliyorum ama hepimiz o bizim ASM'den, Adalet, Samimiyet, Mütevazilik'ten şey biliyorsunuz yani. Ben burada kimseye bazen böyle ters bir şeyi kimseye bireysel olarak söylemem yani. Birinize ters bir şey de değil de birinize böyle birazcık daha ittiriyorsam inanın sizin için yani. Yani kimse burada ben zaten bireysel olarak bir insanın ben samimiyetine birçok şeye inanmasam beraber burada bir saniye vakit geçirmem. Bugün sabah anlattım canlı yayında yine. Burada ortağım vardı arkadaşlar 2011 yılında. Sonra ben beraber çalıştıkça onun Zekine Hanım'a diğer insanlara olan davranışını gördükçe aşırı rahatsız olmaya başladım. Dedim ki benim sahibi olduğum ya da kurucusu olduğum bir şirkette ben ya da diğer bir ortağım ve kimse kimseye böyle davranamaz dedim. Ve bir gün gerçekten bizim ön muhasebeye bakan Emre Nazlım vardı. Emre Nazlım'a işte bir fikrini sordu. Sen dedi ne düşünüyorsun bu konuda? O da abi dedi işte böyle böyle bu konuda şöyle düşünüyorum.
Sonra döndü çocuğu azarladı. Ne dedi biliyor musun? Dedi ki fikrini kendine sakla dedi. Ben böyle şey oldum. Çocuğa fikrini soruyorsun. Sonra dönüp çocuğa fikrini kendine sakla diyorsun. Yani bu çok ayıp bir şey dedim yani. Ve bildiğin Emre'nin gözü önünde ortağımı azarladım yani. Beni zaten tanıyorsunuz yani. Bunları belki başkasına anlatsam şey der. Böyle şov yapıyor işte şu an böyle sosyalist, hümanist takılıyor der ama gerçekten arkadaşlar benim için hani herhangi bir haksızlık, herhangi bir kişinin birini böyle ezmesi, böyle baskı altında bırakması, mutsuz etmesi kesinlikle kabul edemeyecek bir şey. O akşam eve gittim. Bu olaydan sonra. Ve daha ortaklığımızın 11. ayı falandı. Ertesi sabah bu iş bitti dedim. Tamam mı? Bu iş bitti. Ne ya, nasıl yani falan dedi. İstersen bir daha düşün dedi. Dedim ki düşünecek bir şey yok abi. Gerçekten böyle haksızlık ve şey gördükten sonra da ona böyle düzelecek diye beklemek, tahammül etmek vesaire vesaire de çok iyi bir şey değil. Konuyu şununla bağlayayım. Geçen de anlattım. Şu arkadaşlar kabın içine biraz süt koysak, bembeyaz tamam mı? Desem ki içer miyiz bunu? Hepiniz içersiniz. Bunun sonra üzerine bir damla mürekkep damlatsam ben, sütün rengi değişmez emin olun yani. Ama kime sorsam abi ben içmeyeyim dersin yani. Ben de içmem bu arada. İşte arkadaşlar aramızdaki güven, saygı, sevgi de böyle bir şey. Hiçbir zaman mürekkep damlatmamak lazım çünkü sonra içilmez hale geliyor. Bunu burada yanlış anlamayın. Size değil, kendime de hatırlatıyorum yani. Ben böyle şeyleri birilerine ahkam keseyim ya da birilerine nasihat edeyim diye söylemiyorum. Önce kendimi hatırlatmaya çalışıyorum bunu. Benim görevim arkadaşlar, aranızda hiç kimseye ömrünün sonuna kadar zerre yamuk yapmamak, zerre güvenini kırmamak, zerre üzmemek, tamam mı? Hepinize karşı sorumluluğum bu. Aynı zamanda hepimiz birbirimize karşı sorumluluğumuz bu. Bunu unutmayalım. Size yemin ediyorum, bunu yıllardır söylüyorum. Ben İKAS'ın hiçbir zaman kendimi sahibi gibi hissetmedim yani, değilim de. Sadece CEO'suyum İKAS'ın, genel müdürüyüm, adı neyse onun yani. Sahibi falan değilim abi. Sahibi diye bir şey yok. Şirket satılır, odur budur. Hepimizin ayrı görevi var, sorumlulukları var vesaire vesaire. Ama şirketin nezdinde hepimiz aynı seviyedeyiz. Hepimiz birer bireyiz ve hepimiz bu şirketin bir parçasıyız yani. Bunu unutmayın. 50 kişiysek 50 parçanın birer parçasıyız. Bir parçayla bir parça eşit birbirine. Hiçbir farkı yok. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Burada samimi söylüyorum. 10 yıl, 20 yıl beraber çalışan insanlar şu sohbeti bir defa etmiyor. Herhangi bir arkadaşımızın hatası, isterse şirketi 100 bin lira kaybettirsin. Yeter ki onu kasti yapmasın. Yani kötü bir niyet ve böyle sorumsuzluk, ciddiyetsizlik olmasın. Şirkete 100 binlerce lira kaybettirsin. Umurumda olmaz abi. Her bir arkadaşımız burada o 100 bin liradan çok daha değerli. Biliyorsunuz bunu zaten yani bizim yani arkadaşlar şunu da unutmayın. Gerçek manada çok şükür paraya ihtiyacımız yok bizim ya bu şirketin. Biz burada para için çalışmıyoruz, onun için bunun için çalışmıyoruz. Şan şöhret için çalışmıyoruz. Biz abi gün sonunda şu bayrağı tamam mı Avrupa'da dünyada da dalgalandıracağız. Buna inanmayan, bunu küçük gören, hor görenler var. Arkadaşın yazdığı tek doğru bir şey var. O da şu, İKAS'ın tek başına bu ekosistemi domine etme derdine düşmüş olduğu, tamam mı? İşte abi, biz bu hikayeyi içeridekileri, dışarıdakileri döve döve, eze eze, yene yene yapacağız ve bu ekiple yapacağız, tamam mı? Herkes burada, tekrar hatırlatıyorum, buradaki herkes kendisinin Türkiye'nin şey gibi düşünsün, SpaceX'i gibi düşünsün, uzaya bir şey yolluyormuşuz gibi sorumlulukta çalışsın yani. Ne iş yaptığının önemi yok. Her telefonda customer success çok zor bir iş. Aradın, konuştun, bir daha aradın, bir daha konuştun, bir daha konuştun. Ama abi her konuştuğunda unutma yani. Açtığında neyi temsil ettiğimizi unutma. Biz bak gerçekten atamızı temsil ediyoruz. Biz şu Çanakkale bayrağını temsil ediyoruz. Yemin ediyorum. Sizler beni temsil etmiyorsunuz. Biz abi İKAS'ı, atamızı, atalarımızı ve Çanakkale'yi temsil ediyoruz. Samimi söylüyorum bunu. Bu değerleri temsil etmekten rahatsız olan varsa çalışmasın, hemen bıraksın gitsin işi yani. Kimse burada para için çalışmıyor abi. Çalışmasın para için. Şöyle dediğimizde herkesin maaşını 3x yapabiliriz yani. Ama bekliyorum abi. Şu an onu yapsak, tamam mı? Şu an onu yapsak kimse değerini bilmez. Hep beraber adım adım gelişiyor olmamız lazım. Yoksa çok şükür yani hani gücümüz var, olacak da. O yüzden lütfen unutmayalım abi. Buraya geldiğimiz her gün niye geldiğimizi. Ben hep söylüyorum. Geçen bir arkadaş, Emir'in bir arkadaşı tasarım rolüyle ilgili başvurdu bize. Mülakat yaptık. Kızlar da geldi, herkes geldi. Kız
çalıştığı yeri çok sevdiğini, bizim gibi olduğunu oranında vesaire vesaire söyledi ve anlayabildim. 3 yıldır da orada. Kaç aydır beraberiz? 5 aydır beraberiz. Ben sanki ömrüm boyunca sizinle çalışıyor gibi hissediyorum yani. Tamam mı? 5 aydır beraberiz. Yani dünyanın en önemli zengini gelsin. Hiçbir para pula değişmem hiçbirimiz. Yani samimi söylüyorum. Umumda değil çünkü hiçbiri. Bana dostlarım, kardeşlerim lazım. Şimdi o kızla ben neyi sorguladım biliyor musun? Madem o kadar seviyorsun orayı, niye geldin görüşmeye o zaman bizle? Madem o kadar bağlısın oraya falan filan. Tamam. Bu arada profesyonel hayatta çok normal bir şey yani, hiç anormal bir şey değil. Ben öyle bakmıyorum ama onu da açıkladım. Ben işi kişisel algılıyorum dedim. Bana burada çok tekrar size de samimi söylüyorum, dışarıdaki insanlar bunu anlamaz. Bir şeye memnun olmayıp iş arayan varsa bunu açık açık söylesin derdini. Sonra gitsin dışarıda görüşme, mülakat yapsın. Bir şekilde kulağıma gelirse üzülürüm, kırılırım yani. Bak çalışan kelimesini hiç kullandın mı hayatımda birinize yani? Değil abi. Niye kullanmadığımı biliyorsunuz değil mi? Size yemin ediyorum bu dünyaya bir daha gelebilirdik. Ve Buğra şu an benim yaptığım konuşmayı yapabilirdi. Ben de Buğra'yı dinlerdim böyle. Evet lan yapacağız derdim. Tamam mı? Buğra bana deseydi ki Mustafa bizim çalışan ya falan. Bayağı üzülürdüm ya. Buğra deseydi ki bana ama Mustafa bizim ekip arkadaşlarımızdan şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz. Çok onurlu olurdum. Evet abi derdim. Senin yolundayım yani. Tamam mı? Böyle bakıyoruz olaya. O yüzden tekrar size söylüyorum yani. Bir şey hiç herhangi bir şeyde ki yani bizim ekipte benim en sevdiğim taraf böyle saçma şeylerden nem kapma huyu yok. O insanlarla çalışılmıyor. Otoboka takılan çok insan gördük bu arada. Alakasız şeylere takılan, böyle bir tane lafa takılan, ona buna takılan. Şu an benim İKAS'ta gördüğüm başarı ne biliyor musunuz? 3,5 milyon dolar yatırım almış olmak, her ay yüzlerce müşteri alıyor olmak, yurt dışında ofisler açmak değil, ne biliyor musun? Gerçekten ağzımızın tadı ve keyfimiz var. Yani ben lisede böyleydim. Lisede insan okula gitmek istemez ya. Ben lisede Allah'ım sabah olsun bir daha okula gideyim modundaydım. Benzer mesela Oğuzhan gibi tipler var. Emre Mergenler, Boranlar var. Ali abiler var. Çok inanmışsın bari. Bu sefer bana gelmeyecek. Geldi Ahmet Sakaryalar var. Yıldız Sağanaklar var. Evet tabii tabii. Yani gerçekten bu bana yeter ya. Bu başarının anahtarı. İnsanlar anlamıyor. İnsanlar şey zannediyor. İşte en iyi, en tecrübeli insanlarla çalış. Hayır abi. En mutlu, en inanmış insanlarla çalışırsan iş başka olur abi. Çünkü o inanmışlık birçok arayı kapatıyor. 7477 tane arkadaşımız. Kardeşimiz, abimiz, büyüğümüz, ablamız. Yeter lan yeter. Anasını satayım. Konsantrasyonumu dağıtıyorsun Bora. Çaktırmadan yemeye çalışıyor ama çaktırıyor yani. Afiyet bahşediyorsun kardeşim. 1 hour later. Biz YouTube kanalımızda da hep şey söylüyoruz. Abi tamam fırsat çok, girişimcilik çok güzel. Eyvallah ama abi kolay değil yani. Herkes bu işi yapamaz. Senin gibi inanmayacak insanlar sana. Başta inanmayacaklar. Hikayeni anlatacaksın etrafına veya sen bir şeyler çabalayacaksın. Etrafındaki insan diyecek ki ya ne gerek var işte çok zor işte abi çok rekabet var vesaire vesaire. Bunu size baştan altını çizmek istiyorum arkadaşlar. E-ticaret işi hiç kolay değil. Çok fazla soru gelecek. Benim şu an chatte böyle bir şey söylüyorlar. Belki hani onlar da aynen. Daha öncesinde hani bizim V1 panelimiz vardı. Belki V1 üzerinden. Saat şu an tam 11. Ve mükemmel geçiyor. Destek ekibi içeride çalışıyor zaten. Yetişeceğiz inşallah satışlara. Bakalım gece buradayız. Abi senin ürünü falan boş ver. Sen gene e-ticarete, Amazon'da şöyle yaparız falan diyenlere inanmayın abi. Ya sen en iyi yerde istediğini yap. Ürün iyi değilse, fiyat mantıklı değilse, karşı tarafta son tüketicide o bir şey uyandırmıyorsa, heyecan yaratmıyorsa, nerede sattığın, nasıl sattığının, ne fiyat, yani hiçbir şey önemi yok arkadaşlar. Müsaitseniz isterseniz hemen kayıt alalım. Bu mağaza isminizle kayıt açmanızı isteyebilir miyim sizden? Paketi aktif edebilmeniz için. Sizde e-ticaret adı e-ticaret ve trend olarak. Bizi tekrardan söylüyorum desteklediğiniz için. İKAS'a ve bize inandığınız için çok teşekkürler. Umarım karşılığını biz de bir şekilde yapabiliyoruzdur bunun. Bir sonraki kolay değil veya canlı yayında görüşmek üzere. Bizim ekip içeride bayılmış durumda. Hatta
Belki bugünün vlogunu çekeriz. Çektik aslında bunu yayınladığımızda. Belki şu an siz karşıdan izleyenler arkada neler döndüğünü bayağı yorgun yüzleri görürsünüz. Birçok insan da oruçluydu yani oruçtan çıktı. O hikayeyi de o şekilde tatmış olursunuz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Çok 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 teşekkürler. Kafa izni istiyorum. Ben içerideki merak edeyim. Bakalım. Ya bu ekip işte. Bu ekip olay burada ya. Abi. Bak. Tabii tabii. Yani ben sadece şu an için bir faturalayım. Mağaza ismi bir gece alabilir miyim? Gece 00 şu an. Kaç? 00.10. 9.30. 2.30. 3 saattir yayındayız. Yayın bitti. Webinar satışları. TC kimlik numarası ve adres bilgisi. Hala welcome call yani hoş geldiniz araması yapıyorlar gece onda. Yani biz hala hakikaten 200 tane satsaydık yani Allah bilir ne olurdu burası neyse şey. Çok şükür abi. Bu ekip abi işte bu cefakar ekip sayesinde oluyor. Biraz acele konuşacağım kusura bakmayın. Geçmeye çalışıyoruz diğer müşterilere. O yüzden bizi sorarsan. Ekip gibi ekip. Bir aydan beri kolay yayınlarınızı izliyorum. Bir yıl içinde e-ticarete başlayacağım. Kesinlikle bu yolculuğu ilk hızla yapacağım. Sizinle gurur duyuyorum. Başarılarınız daim olsun. Sevgiler. İsmi neydi? Cansın Ünver. Cansın Ünver. Allah... Madem böyle denk geldi... oturuşumu düzelteyim ya. Ayıp olmasın, utandım ya. Cansın Hanım'a belki bu videoyu bir şekilde bir vesileyle izler. Eksik olmasın. Kusura bakmayın biraz 2 saattir konuşuyorum. Hafif de yorgunluk olabilir. Çok teşekkür ederim bize inandığı için. Umarım işlerinizde de çok muvaffak olursunuz. Umarım size biz de elimizden ne geliyorsa canı gönülden destek olabiliriz. Şöyle bir mesaj bizim için yani gerçekten yeterli. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yani çok 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 değerli. Şöyle mailler, mesajlar inanın çok da geliyor ama ihtiyacımız da olan şeyler. Çünkü her ne kadar dışarıdan inanılan hikaye işte milyonlarca dolar yatırımlar falan hikayemizin kolay olduğu gibi algılanıyor ama hiç kolay değil. Yani çok büyük hedefler koyduğun zaman öyle için içini yiyor gerçekten. Size güvenin, inanın ve takip edin. İnşallah büyük işler başaracağız. Rekor kırdık büyük ihtimalle. Guinness'ten de bir sürü kişi geldi demin. Kayıt altında hep veriler. Yakında duyarsınız haberi zaten. Çok fena şeyler yapacağız. Öyle böyle değil. Keyifler yerinde değil mi? Keyifler yerinde abi. Vlog çekimleri devam. Şu an vlogtasın canlı bir şekilde. Şeytan diyor. Şeytan diyor bunu. Live aldığınızda bunu deri. Şirkette 40-50 kişiye 50 tane sneaker hediye et. Ben böyle güzel şeytan, görmedim. Ben böyle bir şeytan görmedim. Bu kadar iyi şeytan görmedim. Böyle bir şeytan duymadım. Ramazan, hayırlı Cuma'da. Şeytan hakkında, şeytan üzerine şey yapmayalım. Let's go o zaman. Hadi gidelim. Let's go. Borç bitince uçarız biz söyleyin. Aynen. Net. Ben... Sen çok fark etmiyor da. Teşekkür ederim abi. Nerede oğlum? Kimse yok lan. Herkes şey ya, yok oldu lan şeyde. Arabayı arıyordur abi. Ne var ya? Nasıl abi? Gece saat ilerledikçe şahitler olmaya kılıç gibi düşün. Mergen mercu mu içiyor? Mercu. Sen ne içiyorsun? Tavuk suyu. Enes görüşürüz. Bitiriyoruz bu geceyi. Tüm İKAS ekibinin ellerine, dillerine sağlık. Daha büyük işlerde buluşmak üzere.